Evet merhaba değerli basın mensupları. Bugün MYK gündemi ilgili açıklamayı ben yapacağım. Sayın Faik Öztrak e, ülke dışında. Değerli basın mensupları jandarma uzman çavuş Burak Tortumlu Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Eren 7 operasyonunda şehit düştü. Tortumlu'nun ailesine, sevenlerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz. Hafta sonu Rümeysa Berrin Şen isimli genç bir asistan hekimin 36 saatlik uykusuz geçen nöbetin ardından evine giderken trafik kazası geçirerek yaşamını yitirmesi tüm Türkiye'ye acıya boğdu. Bu elim kaza aynı zamanda asistan hekimlerin çalışma şartlarını yeniden gündeme getirdi. Meslek örgütleri yıllardır asistan hekimlerin çalışma şartlarının düzeltilmesi çağrısında bulunuyor. Türk Tabipler Birliği bu elim kazanın yoğun iş yükünün yol açtığı çalışma koşullarının neden olduğunu dile getiriyor. Rümeysa Berneşe'nin yaşamını yitirmesinden dolayı başta ailesi, sevenleri ve çalışma arkadaşları ve tüm hekimlere e, sabır diliyoruz, e, aileye başsağlığı diliyoruz, acılarını paylaşıyoruz. Değerli arkadaşlar, bugün Türkiye tekrardan bir kur şokuyla karşı karşıya. Biliyorsunuz biz bu ucube başkanlık sistemine geçtikten sonra bu kur şokları, krizler artık üst üste düzenli olarak Türkiye'yi sıkıntıya sokar hale geldi. Hatırlayın, iktidarın ekonomideki yanlış hamleleri Türkiye'yi her geçen gün bir kur şokuyla karşı karşıya bırakıyor. Türk lirası her gün yabancı para birimleri karşısında erimeye devam ediyor. Bu kriz 2018 yılında ülkenin başkanlık sistemine geçtiği anayasa referandumundan sonra başladı. Referandumda yetkiyi aldı, hep beraber etkiyi gördük. Dolar 3-4 lira arasında seyrederken Raip Brunson krizinden sonra gelen kur şoku 7 lira işini attı. Kur şoku dış mihrakların müdahalesidir. Bunun sonucunda gerçekleşti dediler. Rahibi vermeyeceğiz dediler. Ancak rahibi verdikleri gibi kur şokunun yani yaratılan krizin de kalıcı olmasının önüne geçemediler. Araya sonra pandemi süreci girdi. Pandemi sürecini yönetemediler yaşanan ekonomik kriz bir buhrana dönüştü. Ardından Erdoğan peş peşe merkez bankası başkanlarını görevden almaya başladı. Hem her merkez bankası başkanı görevden alındıktan sonra kur biraz daha arttı. 20 Mart 2021'de Erdoğan Naci Ağbalı bir cuma gecesi gece yarısı kararnamesiyle görevden aldı. Pazartesi günü dolar 1 lira daha yükseldi. Yeni Merkez Bankası Başkanı Yüzde olan politika faizini yüzde on düşürdü. Sayın Kavcıoğlu'nu atadılar biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası'nın iki başkan yardımcısı ile bir para piyasası kurulu üyesini görevden almasının ardından dolar yeni bir zirve yaptı. Son olarak da Merkez Bankası 200 bas puan faiz indirdi. %18'den %16'ya çekti politika faizini ve bu kararın arkasından Döviz tekrardan rekor kırdı. Türk lirası tekrardan eridi. Şimdi Rahip Brunson söz konusu olduğunda yani 2018'de başkanlık seçimlerinden hemen sonra, genel seçimlerden hemen sonra Türk lirası değer kaybına uğradığında Adalet ve Kalkınma Partisi yetkilileri, sözcüler çıktılar dediler ki bu dış mihrakların müdahalesidir. Onlar ekonomimize bir saldırı düzenliyorlar. Dolayısıyla bu Türk lirasındaki değer kaybı bu kur şoku ondan kaynaklanıyor dediler. Şimdi söyleyin. Az önce anlatmış olduğumuz kararları da mı dış mihraklar yarattı? Dış mihrakların telkiniyle mi Merkez Bankası başkanlarını görevden aldınız? Başkan yardımcılarını, para politikası kurulu üyesini görevden aldınız. Siz onların telkiniyle mi iş yapıyorsunuz? Türkiye'de ne zaman bir sıkıntı yaşansa ekonomide ya da başka alanlarda topu dış mihraklara atma meraklısı olan bir iktidar var. O kararnameleri Sayın Erdoğan'a dış mihraklar mı imzalattı? Bunu buradan soruyoruz. Bize artık masal anlatmayı bıraksınlar. Türkiye zaman kaybediyor. Bir an önce sandığı getirsinler. Türkiye'nin bu zaman kaybı ortadan kalksın. Bu kararlar nedeniyle Merkez Bankası'nın bağımsızlığı zaten sorgulanıyordu. İyice tartışılır hale geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi Türkiye'de sadece Merkez Bankası'nın değil, maalesef diğer kurumları da yıpratan, tartıştıran bir hale geldi. Bu yapılanları artık Adalet ve, Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüleri dahi savunamaz durumdalar. Onca yarımıza rağmen Merkez Bankası bağımsız hareket edemiyor. Erdoğan daha önce de Merkez Bankası'na müdahale ediyordu. Faizin indirilmesi konusunda telkinde bulunuyordu. Şimdi bir kez daha Erdoğan'ın talebi yerine getirildi ve yeniden Türk lirası yabancı paralar karşısında değer kaybetmeye başladı. Bu hamlelerin ekonominin gerçeklerine göre bu hamleleri ekonominin gerçeklerine göre yapmak gerekir. Bu yanlış işler vatandaşımızın cebini yakıyor. Ekonomik olarak bu kara kışı vatandaşımız çok zor geçirecek. Öyle bir iktidar var ki sanki vatandaşa garezi var. Vatandaşın cebiyle kavga ediyor. Erdoğan'ın Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinin arasına sokma hedefinden söz ediyor hala. En son yine bundan bahsetti. Yine aynı masallar. Türkiye IMF'ye göre 2022 yılında belki de dünyanın en büyük 20 ülkesinden birisi olmayacak. 21. sıraya düşecek belki de. Hatta küme düşecek. Bize artık masal değil sandık lazım. Sarayın etrafında oluşan lüks konutlar, sarayın etrafında oluşan danışmanlar ordusu Erdoğan'ın halkın yoksulluğunu görmesine engel oluyor anlaşılan. Ama sen halka masal anlatmayı bırak. Bize sandığı getir. Sandık bu ülkenin daha fazla vakit kaybetmesinin önüne geçecek olan tek seçenek. Şu anda hiç kimse önünü göremiyor. Ne sanayici, ne çalışan, ne ticaret erbabı, ne esnaf. Bu keyfi faiz kararlarını alanlar acaba akaryakıtın, doğalgazın, gübrenin, yemin, gıdada birçok ürünün maalesef ithal edildiğini bilmiyorlar mı? Döviz kuru artışının hayat pahalılığı yarattığını görmüyorlar mı? Bu ülkeyi yönetenlerin ülkenin ekonomisinden ne kadar habersiz olduğunu gösteriyor. Merkez Bankası'na müdahale eden saray iktidarı fiyat istikrarını bozma konusunda görevlendirilmiş gibi çalışıyor. Alınan kararlar milletimizin ağır bir ekonomik yük altında kalacağını şimdiden hepimize gösteriyor. Değerli basın mensupları, bütün bunlar yetmiyormuş gibi. Bir de Türkiye Mali Eylem Görev Gücü tarafından gri listeye alındı. Bunun maalesef sonuçları olacak. Baktık bu gri listede hangi ülkelerle beraberiz diye. Arnavutluk var. Barbados, Burkina Faso, Kamboçya, Kayman Adaları, Haiti, Jamaika, Ürdün, Mali, Malta, Fas, Myanmar, Nikaragua, Pakistan, Panama, Filipinler, Senegal, Güney Sudan, Suriye, Uganda, Yemen ve Zimbabwe ile beraber gri listedeki 23 ülkeden birisiyiz. Zaten bu listedeki ülkeleri sayınca bunun üzerine çok da bir şey söylemeye belki de gerek yok. Aslında bu saydığımız ülkeler ekonomik olarak bizim hangi lige yaklaştığımızı açık bir şekilde gösteriyorlar. Türkiye'yi en büyük 10 ekonominin arasına sokma masalı anlatanlar bu gerçeği görüyor mu acaba? Türkiye Cumhuriyeti bu ülkelerle birlikte anılmayı hak ediyor mu? Bu konuda İstanbul milletvekilimiz Yüksel Mansur Kılıç mali eylem görev gücünün Türkiye'ye gri listeye almasına neden olan gelişmelere dair 2019 yılında meclise önerge verdi. Sayın Kılınç, mali eylem, gü eylem gücünün gelecek yıllarda para aklama ve terörizmin finansmalıyla mücadelede ilerleme sağlanmazsa, Türkiye'nin gri listeye alınacağını, alınabileceğini söyleyerek uyardı. Ancak iktidar tüm bunlara rağmen 3 maymunu oynayarak gözlerini kapattı ve görmezden geldi. İktidarı bu vurdu duymazlığı karşısında şimdi bizi neler bekliyor? Ekonomimiz bu kadar kırılganken gri listedeki Türkiye daha önce gri listede alınan ülkelerin başına gelenlerle karşılaşır mı? Yabancı yatırımların azalması tehdit altında. Bunun dışında kurumlar, şirketler, belediyeler uluslararası piyasadan para bulmakta zorlanabilirler. Ekonomik yaptırımlar gelebilir. Uluslararası ticaret hacmimiz, hacmimiz azalabilir. Değerli basın mensupları, önümüz kara kış. Bu beceriksiz politikalar nedeniyle bu kış hepimiz için zor geçecek. Önümüzdeki beş ay kış hüküm sürecek ve ısınabilmek için ciddi bir kriz ile karşı karşıyayız. Söyler misin Sayın Erdoğan, bir ülkede Türkiye gibi dört mevsimin yaşandığı dünya güzeli bir ülkede insanlarımız bu kışı geçirmek için nasıl ısınacaklar? Seçeneklerden bir tanesi doğalgaz. Doğalgaza son bir yılda sekiz defa zam geldi. Konut tarifesine ayrı geldi, sanayi tarifesine ayrı geldi. Sonuçta vatandaşımız doğalgaz faturalarından şikayetçi, doğalgaz faturalarını ödeyemeyecek bir noktaya geldi. Mutfak tüpüne de zam geldi. 116,5 liradan 165 lira seviyesine ulaştı. Doğalgaz olmayan vatandaşımız ya da doğalgazını ödeyemeyeceğini düşüren vatandaşımız kömüre yöneliyor. Kömürde de durum çok parlak değil. Kömürde de fiyatlar ciddi şekilde artmış durumda. Peki elektrik ısınabilir mi? Elektrikte 2020, 1 Ekim 2020 tarihinden bugüne 3 kez zam yapıldı. Yaklaşık yüzde %30 zam geldi elektrikte de. Peki petrol türevleriyle, fuel oil ile ya da ona benzer ürünlerle ısınmayı denese onun da fiyatları belli. Değerli basın mensupları, vatandaşın zam çilesi bununla da bitmiyor akaryakıt zamları adeta vatandaşa ve esnafa kontak kapattıracak hale geldi. Ankara'da 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren benzin %16-15, motorin bir yılda %40'a yakın, LPG otogaz bir yılda %21.3 oranında arttırıldı. Akaryakıtta kur artışı sonucu ÖTV farklı kalk farkı kalktı. Bundan sonra kur artışı direkt pompaya yansıyacak. Hatta Ankara'da bazı istasyonlarda bazı istasyonların Zam geleceği için vatandaşa akaryakıt vermediği haberleri geliyor. Türkiye'de gıda fiyatları arttığında ucuz sebzeye ulaşmak için sıraya giren vatandaşlara varlık kuyruğu diyerek dalga geçiyordunuz. Şimdi petrol istasyonlarının önünde oluşan kuyruklara ne diyeceksiniz? Bunlar da mı varlık kuyruğu? Bu kış insanımız için ağır geçecek Sayın Erdoğan. Gelişmiş ülkeler yükselen enerji fiyatlarının etkisini hafifletmek için vatandaşlara destek olmaya çalışıyorlar. Gerçi siz pandemi döneminde destek vereceğinize vatandaşımıza iban numarası atmıştınız. Esnafı, çalışanı, vatandaşı eve kapatan, beş maskeyi dahi dağıtamayan bir iktidarsınız. Bizim sizden umudumuz yok. Ama bu kışı da geçirmek gerekiyor. Kurt kışı unutur ama yediği ayazı unutmazmış. 20 yıllık iktidarınızın sonunda üniversite öğrencileri yurtsuz ve evsiz kaldı. Şehirlerde ya kiralanacak ev yok ya da var olanların fiyatları uçmuş durumda. Türkiye 20 yıllık bir iktidardan sonra ilk kez bir barınma krizi, krizi ile de karşı karşıya kaldı. Söyler misiniz bu kış nasıl geçecek? Bu kara kış sizin anlattığınız masallarla geçmez. Biz kara kış fonu önerimizin arkasında duruyoruz. Belki dövizle garanti verdiğiniz iş adamları, beşli çete de bu fona katkı verirler. Çünkü bu vatandaşın sırtından çok para kazandılar. Bu millete borçları var. Bu borcu artık ödemelerinin vakti geldi. Hatta hala hazırda mecliste bütçe görüşmeleri var. Bu bütçe görüşmeleri sürerken kara kışı rahat geçirmesi için vatandaşa yardım edecek bir düzenleme yapın. Biz tekrar söylüyoruz. Kara kış fonunu getirin. Söz veriyoruz. Destekleyeceğiz. Yoksa bu kış nasıl geçecek? Vatandaşa siz anlatırsınız. Sayın basın mensupları, Erdoğan biliyorsunuz Afrika'ya gitti. Afrika'ya gittikten sonra muhalefetin Afrika'da attığı adımlardan dolayı rahatsız olduğunu söyledi. Biz Sayın Erdoğan'ın Afrika'ya gitmiş olmasından rahatsız değiliz. Ama Türkiye'yi Afrika'lılaştırma çabası içinde olmasından rahatsızız. Bize masal anlatmasın. Bu kuş nasıl geçecek onu anlatsın. Son olarak Tarım ve Orman Bakanı Sayın Pakdemirli kendisi birçok sıkıntıyla, birçok yanlış politikayla da anılır biliyorsunuz. Sık sık anılır. Şöyle veciz bir cümle kurmuş. Türkiye'nin kaderini Millet ittifakına terk edemeyiz. Bugün geldiğimiz noktada da 2023 gerçekten bana göre seçimlerin en önemlisi olmuştur. Türkiye ile AK Parti'nin kaderi adeta bütünleşmiştir diyor. Şimdi değerli arkadaşlar Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 yılında millet iradesi diye diye sandığa geldi. Sandıktan çıktı ve iktidara geldi. Şimdiye kadar da ne zaman bir seçim ortamına girilse, ne zaman iktidar eleştirilse millet iradesini sık sık tekrarlayan bir dil kullanırlardı. Ne zamana kadar 31 Mart yerel seçimlerinde millet iradesi onların isteğinin dışında muhalefetin lehine, Cumhuriyet Halk Partisi'nin lehine tecelli edene kadar. Artık millet iradesinden bahsetmez oldular. Ama görünen o ki Bekir Pakdemirli millet iradesini bir kenara bırakmış. Türkiye'nin kaderiyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kaderinin adeta bütünleştiğini ifade ediyor. Ve Millet, millet ittifakına iktidarın terk edilemeyeceğini söylüyor. Biz bu sözleri 31 Mart seçimlerinden sonra İstanbul'da seçim iptal edildiğinde de duymuştuk. Ne yaptılar? Yargı kararıyla İstanbul'un seçimi iptal ettirdiler. Gerekçe neydi? 14 bin oy farkla koskoca İstanbul'un seçimi gerçekleşir mi? Karar 14 bin oyla verilebilir mi? Demişlerdi. Veciz bir söz olarak tarihe geçti. Vatandaşımız ne yaptı? Dedi ki eğer sandıktan çıkan iradeye dokunursan, eğer onu iptal etme yönünde bir çaba gösterirsen, ben de o zaman farkı 800 bin oya açarım dedi. Ve 800 binden fazla bir oy farkıyla, şu andaki Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yamamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday olarak tekrardan seçildi. Bu beylere ders olmalı. Sandıktan çıkan sonucu tartıştığınızda başınıza neler geleceğini 23 Haziran İstanbul seçiminde öğrenmiş olmalısınız. Vatandaşın sandığa attığı oya müdahale etmek atanmış bakanlara düşmez. Sandıktan çıkan iradeyi tartışmak hiç kimseye düşmez. Vatandaş seçimlerde iradesini istediği gibi ortaya koyacak ve ve Türkiye'de iktidar el değiştirecek. Sen de milli iradeye saygı göstererek iktidarı milletin tercih ettiği Millet ittifakına bırakacaksın. Bu ucube saray yönetiminin atamış olduğu bakan haddini bilecek. Millet iradesinden başka bir irade tanımamayı öğrenecekler. Böyle bir sözü velev ki muhalefet partisilerinden birisi söylemiş olsaydı herhalde o partinin ne darbeciliği kalırdı ne vesayetçiliği kalırdı o partiye, o partinin yetkililerine söylemedikleri şeyi bırakmazlardı. Buyursunlar şimdi sayın bakanlarıyla baş başa kalsınlar. Ona o güzel veciz sözlerinden biraz bahsetsinler. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin demokrasisinden, özgürlüklerden, adaletten yana duruşunu hiçbir zaman değiştirmedi. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yüzüyüz. Bu ülkeye güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirecek ve Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandıracak parti de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ama bu sözleri söyleyenler statikonun ta dibidir. Süleyman Şah Türbesi'ni işi de terk ettiniz ama iktidarı Millet İttifakı'na terk etmeyeceksiniz. Öyle mi? Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin ağır gündemleri var, yoğun gündemleri var. Ama umutsuzluğa kapılmayı gerektirecek hiçbir şey yok. Bu sorunlu ortamdan çıkmamızın en erken yolu sandığım bir an önce vatandaşımızın önüne gelmesidir. Bu önümüzdeki kış zor geçecek. Bu kışla ilgili vatandaşımızı rahatlatacak bir iş yapmayacakları kanaatindeyiz. Şimdiye kadar öğrendiğimiz eleştirilerimizden ve çözüm önerilerimizden yararlanmadıkları, herhangi bir şekilde adım atmadıkları, çerçevesini kendilerinin çizmiş olduğu ekonomi teorisi çerçevesinde ülkeyi yoksullaştırmaya, Türkiye'yi itibarsızlaştırmaya devam ettikleri yönünde. Ama vatandaşımız umutsuz olmasın. O sandık gelecek ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaratmış olduğu bu ağır travma Türkiye'den bir an önce gidecek. Onun için seçimin bir an önce yapılması Türkiye'nin zaman kaybetmesinin önüne geçilmesi gerekiyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet sorular. Teşekkür. TRT Haber Belgin Aydın. Efendim Irak ve Suriye tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geldi. Genel kurulda görüşülecek. Siz de MYK'da kararın alınacağını söylemiştiniz. Ne karar alındı bugün MYK'da teşkillerler konusunda teşekkürler. Evet. Şimdi biliyorsunuz Suriye siyasetini Adalet ve Kalkınma Partisi'nin biz en başından beri eleştiriyoruz. Suriye'de ilk iç savaş başladığında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin uygulamış olduğu siyaseti o günden başlayarak eleştirdik. Dönem dönem iktidar partisinin çok ağır hakaretlerine maruz kalan bir durumda bu eleştirilerimizi devam ettirdik. Komşuda çıkan yangını körüklemeyin dedik. Bu yangın bir süre sonra Türkiye'yi de etkiler dedik. Suriye'de daha önceden bilmediğimiz, daha önceden olmayan birçok terör örgütü ortaya çıktı. Türkiye'yi tehdit ettiler. Sınırımızı tehdit ettiler. Türkiye'nin içinde terör eylemleri gerçekleştirdiler. İnsanlarımızın canına kastettiler. Hayatını kaybeden yurttaşlarımız oldu. Sınır ötesinde askerlerimizden hayatını kaybeden şehit olan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız oldu. Biz bütün bu süreç içinde Suriye siyasetini eleştirmeye Adalet ve Kalkınma Partisi'nin uygulamış olduğu siyaset sonucunda Türkiye'nin güvenliksizleşmesini dile getirdik ve bu siyaseti eleştirdik. Ortada iki yıllık bir tezkere var. Tezkere neden iki yıllık arkadaşlar? İki yıl sonra Türkiye'de başka bir siyasi iktidar olacak o siyasi iktidarın ve meclisin, yine oluşacak olan meclisin iradesine ipotek koyma çabası olarak görüyoruz ve bunu doğru bulmuyoruz. İki yıllık bir tezkerenin getirilmiş olmasını doğru bulmuyoruz. Üç buçuk milyon Suriyeli ülkemize geldi resmi rakamlara göre ve bu üç buçuk milyon sığınmacı Türkiye'de bazen çok ağır koşullarda yaşadılar. Bazen de bizim yurttaşlarımızın ağır sorunlarla karşılaşmasına neden oldular. Adalet ve Kalkınma Partililerin üzerinde hem bizim insanlarımızın yaşamış olduğu sorunların hem de Suriyelilerin sığınmacı olarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerin yaşamış oldukları sorunların vebali var. Bizim tarihi bir sorumlulukla ortada bir İdlib meselesi varken Türkiye'nin yeniden üç buçuk milyonluk bir sığınmacı akınıyla karşı karşılaşması tehlikesi varken ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu sorunu çözmeye dair bir yol haritası da yokken. Daha önce olmadığı gibi bu dönemde de bir yol haritası yok Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önünde. Dolayısıyla Türkiye'nin güvenliği yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalma ihtimalimiz varken daha önceki eleştirilerimizle birlikte daha önceki eleştirilerimizi de tekrar ederek ama İdlib konusundaki bu ağır tarihi sorumluluğu da gözeterek bir karar vereceğiz. Bu tarihi sorumluluğa uygun bir karar vereceğimizden emin olabilirsiniz. Evet. Efendim Kanal D Haber, Merve Kılıçoğlu Toprak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Kavala için çağrı yapan 10 büyük elçi için istenmeyen kişi ilan edilmesi talimatı vardı biliyorsunuz. Resmi olarak bir adım atılmadı ama bugünkü kabineden sonra bir karar alınacağı belirtiliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu çağrıyı ve tartışmayı? Evet şimdi... Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tanju Bilgiç diplomatik teamüllere uygun bir açıklama yaptı. Dedi ki hiçbir organ makam merci kişi tarafına yargıya talimat verilemez. Doğru bir söz. Bizim de onayladığımız diplomatik teamüllere uygun arkasında duracağımız bir söz. Peki Sayın Erdoğan hafta sonu ne dedi? Uzun uzun birçok şey söyledi onlara tekrar etmeyeceğim. Ama dedi ki bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedim. Konuşmanın devamında da yargı ne diyorsa o Selahattin Demirtaş'ı kastederek çıkaramayacaksınız dedi. Şimdi ortada Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılmış bir açıklama var. Diyor ki yargıya talimat vermemek lazım. Türkiye Cumhuriyeti kendi kararlarını kendi yargısıyla verebilecek bir ülkedir diyor. Bu cümle doğru bir cümle. Öbür taraftan Selahattin Demirtaş'ı çıkaramayacaksınız. Yargın ediyorsa o diyor ama arkasında da Selahattin Demirtaş'ı çıkaramayacaksınız diyerek aslında tekrardan bir talimat veren bir Erdoğan'la karşı karşıyayız. Hatırlarsanız biz bu talimatları Rahip Brunson'da da gördük. O zamanki kritik cümle al papazı ver papazıydı. Ne oldu arkadaşlar? Talimat Amerika Birleşik Devletleri tarafından Erdoğan'a verilen talimat yerine getirildi. Rahip Brunson ülkeyi terk etti karşılığında Türkiye'nin dur topu gibi bir krizi oldu. Az önce bahsettim. O kur şoku Rahip Brunson'a bağlanan bir kur şokuydu. Gazeteci Deniz Yücel meselesinde ne oldu? Orada da yine benzer bir durumla karşılaştık. Yani dönüp uluslararası medyanın önünde, tüm dünyanın göz önünde kendi yargısına talimat vermekten çekinmeyen bir tür baş yargıç görevi gören bir Erdoğan var. Ondan sonra da Türkiye'yi uluslararası sözleşmelere, orada vermiş olduğu taahhütlere davet eden büyük elçilere yönelik istenmeyen kişi ilan etme, ilan etme çabası içinde bir Erdoğan var. Biz şunu hep eleştirdik. Dedik ki Orta Doğu'da üç önemli merkezde Türkiye'nin büyük elçileri yok. Mısır'da yok, İsrail'de yok ve Suriye'de yok. İlişkiler bozulabilir ilişkiler sıkıntı olabilir sıkıntılı olabilir ama büyük elçilerin orada bulunması bir tür köprü vazifesi görür Dolayısıyla bizim büyükelçilerimizin orada olması lazım ki ilgili ülkelerle aramızdaki ilişki devam etsin Dolayısıyla bugün de bırakın 10 büyükelçinin sınır dışı edilmesini bizim yapmamız gereken Türkiye'nin yalnızlaşmasına engel olmak gördüğümüz o ki Sayın Erdoğan üç önemli başkentte büyükelçilerimizin olmamasını, bundan dolayı yaşamış olduğumuz, ulusal çıkarlarımızda yaşamış olduğumuz sıkıntıları görmezden geliyor. Bu yalnızlaşmayı yeterli bulmuyor. Yeni yalnız, yalnızlaşmalar peşinde. Ekonomik buhranın üstünü örtme çabası içinde ekonomiyi batırdı, ülkeyi yoksullaştırdı ama sahte kabadaylıklardan da geri durmuyor. Dolayısıyla bizim Türkiye'nin egemen devlet olarak hiç kimsenin dış müdahalesine, tavsiyesine ihtiyacımız yok. Ama ülkeyi bu hale getiren kişinin de Erdoğan olduğunu, Erdoğan'ın kurmuş olduğu bir ucube rejim olduğunu akıldan çıkarmamamız gerekiyor. Tam da e, sen Cumhurbaşkanı bu talimatını değerlendirirken eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir açıklaması oldu. Bu talimata ilişkin adı üstünde elçiye zeval olmaz konuyu daha büyük krizler haline getirmek Türkiye'nin çıkarına değil dedi. Bu sözleri nasıl değerlendiririz efendim? Bir de bir önceki soruya bir ek tezkereyle ilgili tarih sorumluluğu gözeterek değerlendireceğiz dediniz ama bir netleşme var mı? Evet ya da hayır noktasında tezkere edelim. İşte biz 98 yıllık partiyiz. Tarihi sorumluluğumuzu göz önünde bulundurarak davranacağız. Bu bizim için yeterli bir cümle. Yarın mecliste takip edersiniz arkadaşlar. Sayın e, Gül'ün e, sözlerine ben bir yorumda bulunmak istemem. Çünkü biz konuya nasıl yaklaştığımızı ifade ettik. Sayın Gül kendi perspektifinden görüşlerini ifade etmiş. Bu konuda başka görüşler de olabilir. Bir saygı duyarız. Efendim şimdi müsaadenizle bize yönlendirilen sorular oldu. Onları ileteceğim. İlk soru Hürriyet Gazetesi tarafından yönlendirildi. Soru şöyle. Bugün Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca Yüksek Disiplin Kurulu'nda savunma yaptılar. Konu MYK'da gündeme geldi mi? Savunmaların ardından süreç nasıl işleyecek? Şimdi konu gündeme MYK'da gelmedi. Çünkü disiplin kurulu bağımsız. Disiplin kurulu kendi kararlarını Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğüne uygun bir şekilde veriyor. Dolayısıyla disiplin kurulunda verilecek karar neyse o kararı hepimizin saygı duyması gerekir. Dolayısıyla disiplin kurulu kararları zaten MYK'da doğal olarak gündeme gelmez. Orada disiplin kurulunun e, ilgili e, arkadaşlarımızı dinlediği bilgisi bizde var. Ve e, bundan sonra kararını ona göre şekillendirecek. Efendim bir soru da Fox TV tarafından yönlendirildi. Fox TV'nin sorusu şöyle. Döviz kurundaki artışa karşı AK Partili Mücahit Birinci artacak. İhracat geliriyle ülkeye döviz girecek ve böylece kur düşecek diyor. Bir de AK Parti Genel Merkez Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de hayat pahalılığına ilişkin konuşurken her evde bir araba, 2-3 telefon var açıklamasını yaptı. Her evde 2-3 telefon olması varlığın göstergesi olabilir mi? Bu iki açıklamayı siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Sayın Mücahit Birinci'nin sözleri bana Nasrettin Hoca'nın fıkrasını hatırlattı. İşte buradan sürüyle koyunlar geçecek. Onların yünleri çalılara takılacak. Sonra biz onları toplayacağız. iplik yapacağız, kumaş yapacağız, götürüp pazarda satacağız. Şimdi Mücahit Bey şöyle bir akıl dışı, bilim dışı yöntemle içinde. Türkiye'de ihracat artıyor. Artsın. Biz daha da artmasını isteriz. Peki işin bir de ithalat tarafına bakalım. İthalat tarafı geriliyor mu? Yani Türkiye dış ticaret fazlası veren bir ülke mi? İhracatı yükseliyor ve ithalatı azalıyorsa eğer sorun yok. Ama önümüzde rakamlar var. Bakın ben size birkaç ayın rakamını vereyim. Mücahit Bey'in nasıl bir hayal dünyası içinde yaşadığını hep beraber görelim. 2021 yılı rakamları. Ocak ayında ihracatımız 15 milyar dolar ithalatımız 18 milyar dolar. Yani arada 3 koca milyar dolar fark var. 18 milyar 760 milyon dolar olmuş bir ay. 21 milyar 841 milyon dolar olmuş ithalatımız. Yani ihracatımız 18 küsürken ihracatımız 21 küsür olmuş. En son Ağustos ayı rakamları açıklandı. 19 milyar dolar civarında ihracatımız var. 23 milyar 218 milyon dolar İthalatımız var. Şimdi ihracat için gelecek olan dövizler Türkiye'de kuru düşürecek ama bu arada ithalat için giden dövizler ne yapacak? O aradaki fark ne olacak? Sayın Mücahit Bey'in bence bunlardan bahsetmesi gerekiyordu. Ben size toplam rakamı da söyleyeyim. 140 milyar dolar civarında ihracatımız var. Şu ana kadar gerçekleşen, açıklanan 170 milyar dolar civarında da ithalatımız var. Arada koca 30 milyar dolar var. Ve Türkiye fiyatlardan bunalmış durumda, yükselen fiyatlardan bunalmış durumda, hayat pahalılığından bunalmış durumda. Az önce bahsettim. Bazı benzin istasyonları benzin satmaz duruma gelmiş ya da benzini bitmiş, satamaz hale gelmiş. Dolayısıyla bir tür stokçulukla karşı karşıya kalma durumu var. Türkiye'de fiyatlar sürekli artıyor. Bu kışın nasıl geçeceğine dair Uzun uzun sorular soruyoruz. Bu kara kışın nasıl geçeceğine dair uzun uzun sorular soruyoruz. Vatandaşın gelirinde bir artış yok. Yapılması gereken şey şu. Fiyat artışlarını dizginlemek için irrasyonel yollara başvuruyor iktidar. Oysa vatandaşın gelirini arttırması lazım. Gelin asgari ücreti vergi dışı bırakalım. Asgari ücretle geçinen vatandaşlarımız 2825 lirayla geçinemiyorlar. Doğal olarak geçinemiyorlar. Bu kış döneminde de ağır sorunlarla yaşayacaklar. Aynı şey emekler için geçerli. Aynı şekilde memurlar için geçerli, işçiler için geçerli. Yani kendi emeğiyle geçinen herkes için geçerli. Gelin ücretleri artırın. Fiyat kontrollerini, akla hayale gelmeyecek yöntemlerle fiyat kontrolleri peşinde koşacağına iktidar, gelin vatandaşın almış olduğu ücreti, gelirini artırın. Yem fiyatını dizginleyelim gübre fiyatını dizginleyelim. Öyle bir sorunla karşı karşıyayız ki vatandaş markete gidiyor, ürünü alacak parası yok, çok pahalılanmış. Öbür taraftan çiftçimiz maliyet baskısından dolayı ürünü tarladan toplayamıyor. Toplasa daha fazla zarar edecek çünkü satma imkanı yok. Şimdi bu denklemi kim yarattı arkadaşlar? Bu denklemi Adalet ve Kalkınma Partisi yarattı. Şimdi diyorlar ki krediler aşağıya gelsin diye iki puanlık kamu bankaları başta olmak üzere faizleri düşüreceğiz. Ya evlerin yanına yaklaşılır hali mi kaldı? Fiyatlar uçtu gitti zaten. Bu fiyatlarla alın teriyle çalışan herhangi bir emekçinin bütün ömrü boyunca çalışsa da ev alma imkanı var mı? Türkiye bu hale geldi. O her evde iki üç telefon var, araba var diyen arkadaşı ben çok uzağa değil. Ankara'da Altındağ, Sincan'a çarşıya pazara davet ediyorum. Bir gitsin görsün bakalım orada nasıl bir hayat yaşanıyor. Bu AKP'lerin sadece Genel başkanları değil, anladığım kadarıyla herkes sarayda yaşamaya başlamış. Saraydan bakan bir gözlükle Türkiye'yi görmeye başlamışlar. Teşekkür ederim. Başka soru yok herhalde.